Şimdi de yine Beşiktaş vaizelerimizden Ayşe Erdem hocamız bize irfan, yani tasavvuf geleneğinde birlikte yaşama ahlakından bahsedecek. Yine 15 dakika içerisinde hocamızdan konusunu özetlemesini istiyoruz. Sayın hocam, buyurun. Sayın Rüftüm, teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler ve değerli öğrencilerimiz, ben hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ve idrak ettiğimiz bu kutlu doğum haftasının hepimiz için hayır, feyiz ve bereket dolu geçmesini diliyorum. Evet, kutlu doğum haftamızın bu yılki ana teması birlikte yaşama hukuku, birlikte yaşama ahlakı. Daha önce de bahsedildiği gibi Müslümanlar tarihi süreçte diğer din mensuplarıyla bir arada yaşamışlardır. Bu ortam müsamaha ve içtimai barış ile dolu bir ortam ola gelmiştir. Ve bunun başlangıcı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman eden Müslümanların Medine'ye hicretiyle birlikte başlamış. Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs gibi coğrafyalarda da yaşanmıştır. Özellikle Endülüs Müslümanlarının bu tecrübeyi en yüksek seviyede yaşadıklarını görmekteyiz. Bunun gerçekleşmesi ise rahmet-i ilahiye sayesinde olmuştur. Ve rahmet-i ilahiyenin tecelli etmesinde irfan ehlinin, tasavvuf büyüklerinin katkısı büyüktür. Çünkü onlar irşatlarında, görüşlerinde, dünya görüşlerinde, insana bakışlarında, varlığa bakışlarında merkeze rahmeti, merhameti ve muhabbeti koymuşlardır. Onların dini tanımlarına gelince, yani ariflerin din tanımları kısaca şöyledir. Ettazim li emrillah ve şefakatu ala halkillah. Yani Allah'ın emirlerine saygı ve onun yarattıklarına şefkat ve merhamet. Bu tanımla onlar kulları Allah'ın şefkatiyle buluşturmak için hüsnü muameleyle insanlara yaklaşmışlar ve inanç ayrımı yapmaksızın onlarla çeşitli ortamlarda bir araya gelmişlerdir. Tasavvuf klasiklerinden önemli bir eser olan El Risale'de bunun bir örneği şöyle zikredilmektedir. Hazreti İbrahim'e bir gün bir mecusi gelir ve ondan bir yiyecek ister. Hazreti İbrahim Allah'a inanması karşılığında, tevhide gelmesi karşılığında ona ikramda bulunacağını söyler ve o mecusi bu teklifi reddeder gider. Bunun üzerine Cenab-ı Hak'tan şöyle bir ikaz gelir. Biz onu kafir olduğu halde 70 yıldır beslemekteyiz. Sen bir kerecik ona inancına bakmadan doyursaydın ne olurdu diye gelen bu ikaz bize Cenab-ı Hakk'ın Er-Rahman isminin bütün insanlarda Müslüman olsun olmasın onları rızıklandırmasıyla tecelli ettiğini göstermekte. Diğer taraftan arifler Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerin hayatlarından, anlatılan kıssalarından alınacak ibretleri ve hikmetleri günümüze kadar taşımışlar ve bunlar arasında bir ayrım yapmamışlardır. Çünkü hepsinin getirdiği ilahi mesaj Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir bütünlüğe kavuşmuştur. Cüneyd-i Bağdadi'den nakledilen bir rivayette şöyle buyrulur. Tasavvuf 8 peygamberin özelliğini cem eder. Hz. İbrahim'in sehaveti yani cömertliği, Hz. İsmail'in teslimiyeti, Hz. Eyyub'un sabrı, Hz. Zekeriya'nın işaretle konuşması, Hz. Musa'nın yün giyilmesi, Hz. Yahya'nın garipliği, Hz. İsa'nın seyahatleri ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fakrı ve tevazusu. Arifler toplum içinde her inançtan, her düşünceden insanla iyi geçinmenin, birbirimize güzel sözlerle mukabelede bulunmanın önemini vurgulamışlardır. İmam Gazali, İhya-ül Umuddin adlı eserinde Bakara suresi 83. ayeti zikrederken ayetin kısa mealini veriyorum. İnsanlarla güzel güzel konuşun ayetini zikreder ve İbn Abbas'tan nakledilen bir rivayetle onu şöyle izah eder. Der ki size bir selam verildiği zaman
ondan daha iyisiyle mukabelede bulunun veya aynıyla karşılık verin. İrfan ehli birlikte yaşama ahlakını geliştirirken diğer din, mezhep mensuplarıyla birlikte ilişkilerini güzel tutmuş ve bu ilişkileri güzel bir şekilde yaşarken maksada, niyete Allah rızasını almışlardır. Yunus Emre'nin ifadesinde Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü sözleriyle bu duyguyu, bu niyeti, merkeze Allah rızasını koyan bu maksadı ifade etmişlerdir. İrfan ehlinin bu bakışı, farklı inanç, farklı dil, farklı etnik köken ne olursa olsun bütün insanları kapsamaktadır. Onlar bunu geliştirirken bir takım nakillerde bulunmuşlardır, bir takım sözler söylemişlerdir. Biz bunları özdeyişlerde, şiirlerde, edebi metinlerde görüyoruz. Fakat onlar bunu sadece sözle söyleyerek kalmamışlar, bunu halleriyle de yansıtmışlardır, halleriyle de örnek olmuşlardır. Ve bu sayede kalpleri İslam'a ısındırmışlar, coğrafi bölgelerin fethinin yanında özellikle gönüllerin fethini gerçekleştirmişlerdir. Burada bir örnek vermek istiyorum. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini birçoğunuz duymuşuzdur. İbrahim Hakkı Hazretlerine kendisine yardımcı olsun diye, yoldaş olsun diye bir yardımcı olarak Ermeni bir genç verilir. O Ermeni gençle birlikte bir yolculuğa çıkar ve geri dönerler. Fakat bir tane at vardır. İbrahim Hakkı Hazretleri bu Ermeni gence şöyle der. Bu ata sırayla binelim. Hep sen yürüme ya da hep ben at sırtında olmayayım. 15'er dakika veya 20 dakika veya belirli bir mesafeyi esas alarak sırayla ata binelim dediğinde Ermeni genç der ki aman efendim der. Eğer ben ata binersem siz yayan yürürseniz bu hiç olacak şey midir? Hem sonra insanlar bizi bu şekilde görürlerse beni eleştirirler, beni kınarlar. İbrahim Hakkı Hazretleri bunu kabul etmez. Sadece kendisinin at sırtında gitmesinin adaletle uyuşmayacağını söyler. Ve bunun sonrasında İbrahim Hakkı Hazretleri ve beraberindeki Ermeni genç yola devam ederler. Tam köye yaklaştıklarında at üzerinde olma sırası Ermeni gençtedir. Köylüler hale bakınca hemen Ermeni genci eleştirirler. Sen derler utanmadan, sıkılmadan atın üzerinde geliyorsun da bu yaşlı aksakallı ihtiyarı nasıl yürütüyorsun diye. Onların bu itirazları karşısında, eleştirileri karşısında İbrahim Hakkı Hazretleri hemen onları durdurur ve mevzuyu anlatır. Kendisinin bunu teklif ettiğini ve uygulattığını. İbrahim Hakkı Hazretleri açıkladıktan sonra insanlar tabii susarlar. Fakat aralarından bir tanesi çıkar ve der ki, madem ki sen bu arif zatın, alim zatın bu iyiliğini gördün, hiç olmazsa Müslüman olsaydın. Ve o genç şunu söyler, hayır der. Ha, dinimize girseydin der. Bizim dinimize girseydin. Hayır der. Ben sizin dininize girmem. Ama eğer dinden kastettiğiniz bu arif zatın dini ise ben yoldayken o dini seçtim ve o dini kabul ettim. Burada İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o rahmet eksenli yaklaşımı ve o rahmet eksenli yaklaşımın bir uzantısı olarak adaletli davranışının bir gönlü nasıl fethettiğini ve İslam'a nasıl ısındırdığını görüyoruz. Horasan erenleri İslam'ı gönüllerde buluşturmada, gönülleri fethetmede, Anadolu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da bu bölgelerin Türk-İslam yurdu olmasının sağlanmasında büyük bir katkı sağlamışlardır. Bu katkıdaki en önemli şahsiyetlerden bir tanesi Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi şöyle der. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol, öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol. Ben benlik güden kişilerden kaçtım işte. Diğer taraftan özellikle Anadolu'da Anadolu'nun ruhunun inşa edilmesinde üç büyük şahsiyetin ön planda olduğunu görüyoruz. Muhyiddin İbn Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre.
Bu üç harf özellikle Selçuklular döneminde Osmanlı'nın kuruluşuna tekadüm eden yıllarda Osmanlı'nın kimliğini hazırlamış olan kimselerdir. Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki birlikte yaşama tecrübesi en önemli dönemlerdir. Bunun evrensel planda zirvede yaşandığı dönem ise Osmanlı dönemidir. Cehaleti ortadan kaldıran şey sadece ilim değildir. Biraz önce İsmail Hocam da buna değindi. İlimle beraber eğer helim dediğimiz yumuşak huyluluk, irfan dediğimiz ilminin davranışa dönüşmesi ve hoşgörü ve empati. Empati ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde kendisi için istediği şeyi başkası için istemeyen veya kendisi için istemediği şeyi başkası için isteyen kimse gerçek anlamda iman etmiş olmaz sözüyle bizlere kendini göstermektedir. Bu sayede yani ilmin hilim ile, hoşgörü ile, empati ile birleşerek bir şahsiyet teşekkül etmesi durumunda Hazreti Mevlana'nın söylediği ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani ya olduğu gibi görünen ya da göründüğü gibi olan şahsiyetin teşekkülünde büyük bir katkı sağlamaktadır. Hazreti Mevlana ve birlikte yaşama düşüncesine baktığımızda burada biraz önce Hazreti Mevlana dedik, İbn Arabi dedik, Yunus Emre dedik. Onların sözlerinden hareketle bu düşüncelerini kısaca ifade etmeye çalışacağım. Hucendi isminde bir vaiz var. Bu vaiz şöyle bir duada bulunur. Der ki hamdolsun Allah'a ki bizi kafir yaratmamış. Hazreti Mevlana bunu duyunca hoşlanmaz bu sözden ve şöyle söyler. Kendisini onlarla tartıyor da bir dirhem fazla geldim diye övünüyor. Er kişi ise gelsin de peygamberlerin erenlerin terazisiyle tartılsın. O zaman hakiki değeri belli olur der. Yine Hazreti Mevlana insanların dillerinin, dinlerinin, ırklarının, mezheplerinin farklılığının aslında bizim takılacağımız nokta olmadığını, önemli olanın onların nihai hedefte varmayı hedefledikleri nokta olduğunu söyler. Ve bunu şöyle bir misalle dile getirir. Kesrette vahdeti bulmayı sağlayan bir misaldir bu. Görmez misin Kabe'ye giden ne çok yol vardır? Bazısının yolu Rum'dan, bazısının Şam'dan, bazısının Acem'den, bazısının Çin'den, bazısının deniz yolundan, Hint ve Yemen'dendir. Bunun için yollara bakarsan ayrılık büyük ve sınırsızdır. Fakat gayeye ve maksada bakacak olursan hepsi birleşmiş, hepsinin kalbi Kabe hakkında anlaşmış ve orada bir olmuştur. Ona olan aşkları çok büyüktür. Çünkü oraya hiçbir anlaşmazlık, aykırılık sığmaz ifadeleriyle dinlerin, mezheplerin özünde aynı amaca hizmet ettiğini vurgular. Ve şöyle der Mevlana Hazretleri, iki elinle beni bize sımsıkı yapışmışsın. Bütün bu yıkıntılar ikilikten meydana gelmektedir. Dirilik zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş belirdi mi bu da ölümdür. Ayrı ayrı bedenlerde bir canız. İster küçük olalım, ister büyük olalım, ister genç, ister ihtiyar olalım. Madem ki hem yaratılışta biziz, hem dirilişte. Canların bu ayrılığı ne vakte dek sürecek? Günle dikene tahammül etmek adamlıktır. Ama insanın asıl insanlarla uzlaşması gerektir. Yine bir sözünde sır gözüyle, gönül gözüyle mümine de bak, kafire de. Bunların her birinde kendi inançlarına göre ya Rabbi sesinden, ya hay nidasından başka bir şey yoktur. Yine İbn Arabi'nin bir sözünü burada zikrederek ben sözlerime son vermek istiyorum. Çünkü sürem çok kısıtlı, 1-2 dakika içerisinde. İbn Arabi Hazretleri, o da yine kuşatıcı, kapsayıcı ve rahmet eksenli bakışıyla şu ifadeleri dile getirir. Kalbim her kalıba duyarlı hale geldi. O, ceylanlar için bir otlak, Hristiyan keşişler için bir manastır, putların ve hacıların bir Kabe tapınağı, Tevrat'ın ve Kur'an'ın tabletleri,
Ben aşk dininin mensubuyum. Aşkın devesi nereye götürürse odur benim dinim, imanım der. Yunus Emre'nin şu dizeleri de bize birliği ve bu birliği sağlamada sevgi ve merhametin önemini dile getirir. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Bugünün hepimiz için birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize karşı sevgi ve muhabbetimizin, merhametimizin gelişmesinde, yeniden teşekkür etmesinde vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gönül merkezli dindarlığın ifadesi olan tasavvuf açısından kardeşliğin nasıl yansıdığını bize 15 dakika içerisinde özetlediler. Ben de Ayşe Hanım'ın temennilerine katılıyorum. Bu haftanın, kutluğum haftasının Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anmaya ve onu yeniden anlamaya, daha iyi anlamaya vesile olmasını, böylelikle dünyanın ve ahiretin güzelliklerine hep birlikte ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ediyoruz. Böyle güzel etkinliklerde yeniden bir arada oluncaya kadar. Evet, bu arada İsmail Bey hatırlatıyor, Ortaköy'de yarın yine 14'te bir etkinliğimiz var. Büyükmecidiye Camimizin avlusunda inşallah açık havada bir etkinliğimiz olacak. Bu etkinliğe ve yine Perşembe günü Hazreti Peygamber'e mektup ve naat okuma yarışmamız olacak. Yine bu saatlerde sanıyorum saat 2'de. Ve öğrencilerimizin yine katılımıyla ve onların seslendirecekleri şiirlerle inşallah Hazreti Peygamber'i orada da heyecanla, coşkuyla anmış olacağız. Bu etkinliklerde şimdiden sizleri davet ediyoruz ve bu etkinliklerin bütün insanlığa yararlı olmasını, hayra vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.